etkinlikleri de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ölüyorum. Bir. And I've been chilling, watching the ocean with you. Ready up with a slow motion crew. And we up in a cloud lens with. Herkese merhaba, ben çok hastayım. Şimdi size beraber Covid testi yapacağız. Ablam da ekstra Covid testi vardı. Şimdi bana bunu getirdi. Daha önce hiç evde yapmadım. O yüzden şimdi size beraber Covid testi yapacağız. Ben de bu an elimi size seçmek istedim. Hazır mısınız? Şimdi video izleyeceğim. Videodan takip ederek yapacağım. Çünkü test yapıldığını biliyorum. Okay, bunlar. Bu da var. Nozzle piece nerede? Bunun içine koyacağız ama bunun bir yerde sağlam kalabilmesi gerekiyor. İlk başta bu sıvıyı bunun içine döküyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunun içine koyduk. Şimdi bu kenarda duracak böyle. Lütfen dökülme, tamam mı? Bismillah. Şimdi... Anladım. İlk başta burnumu sileceğim. Şimdi arkadaşlar burnuma sokacağım bunu. Ondan sonra 5 saniye 5 saniye burnumda gezecekmişim falan. 1 2 Allah kahretsin. Allah belanızı vermesin. İki burunda da yap demiş bir de. Allah be kahretmesin. Ay Allah belanızı vermesin. Okey işte yaptım neyse. Bunu şimdi bu şeyin içine sokacağım. Soktum. Şimdi bu suyun içine koyduk. Bunu böyle yapıyormuşuz. Tamam. Şimdi ben bunu böyle yaptım ya arkadaşlar. Şimdi bu 2 dakika bunun içinde takılacakmış böyle. 2 dakika şimdi timer kuracağız. Kim dur az daha şey yapsın. Bunu böyle işte içinde döndürüyoruz. Ne kadar gösterebiliyorum şu an bilmiyorum. Sonra bunu böyle sıkıyorsunuz işte su her yerine gelsin diye böyle oh yummy. İyi işte yeter herhalde. Şimdi bu kenarda kalsın böyle. 2 dakika boyunca böyle duracak kenarda şimdi. Hadi bakalım. Düşme tamam mı? Kalk burada. Boğazım ağrıyor. Dede bana şeker getirdi. Şimdi ben şeker yiyeceğim. Go time. Çok olur. Her çok zor. Tadını almıyorum. Hadi bakalım. Ben bakım da Covid çıkacağım şimdi böyle istesem. Bu arada vitamin suyu içiyorum böyle. Bunlar vitaminli. Çok güzelmiş. Merhaba dedim. 2 dakikamız doldu. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu test kitini açıyoruz şimdi değil mi? Evet. Bunun içinden böyle bir şey çıktı. Bu bana Covid olup olmadığımı söyleyecek. Bakayım başka bir şey var mı içinde? Yok. Çok güzel. Okey arkadaşlar şimdi ne yapacağımı öğrendim. Ben bunu buradan böyle çıkartacağım, tamam mı? Ama bunda hiç böyle su kalmayacakmış. Bunu böyle iyicene süzüyoruz. Sonra bu çöp. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bundan buraya 3 damla dökecekmişim. Allah belamı vermesin. Bir 10 damla falan döktüm herhalde. Neyse. Olur öyle. Şu anda bu arada şu ana kadar anlattıklarımdan ne kadar ne anladığınız hiçbir fikrim yok. Ama kısacası bu ev testleri bedava burada. İşte marketlerde falan belli yerlerde veriliyor devlet tarafından. Bunları evde yapıyorsunuz işte. Öyle. Ondan sonra Cema ben de işte ablamdan rica ettim. Markete git benim için al gel diye. O dedi bende var ben sana getireyim. Kapıdan bana attı. Ondan sonra Cema ben aslında düne kadar böyle hiç test yapayım moduna değildim. Çünkü diyordum yani Covid olsam bile... Hani bir ilacı yok, bir şey yok. Sadece yat dinlen diyecekler. Grip olsam da aynı şey. O yüzden bir saniye. Hmm.
O yüzden diyordum yani gerek yok ama bugün sabah kivinin kokusunu alamadım. Sonra dedim ben Allah korusun bir de şimdi Covid olurum bilmem falan gerek yok yani ne bileyim alayım dedim. Yaptım şimdi testi. Şimdi arkadaşlar bu test kitinde şimdi size şöyle gösterebilirim. Burada böyle minik bir test kiti var. İşte bu az önce burun şeyimizi, sümüklü şeyimizi daldırdığımız suyu üstüne üçer damla koyuyorsun. Ondan sonracığıma öyle 15 dakika sonra işte iki tane harf var işte C ve T diye. Neyse işte eğer T'de çıkarsa, C'de çıkarsa Covid değilmişsin. T'de çıkarsa testi yanlış yapmışsın. İkisini de birden çıkarsa da pozitifmişsin. Ben de şimdi ikisi de birden var ama ben ya da bir 15 dakika bekleyeceğim ne olur ne olmaz diye. Öyle. Çok hoş arkadaşlar gerçekten. 3 yıldır, 2,5 yılım oldu Covid başlayalı. Hiç Covid olmadım diye ortalıklarda geziniyordum ben. Covid oldum. Covid günlüklerine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ölüyorum. Allah kahretmesin. Covid oldum. Covid oldum. Anne kurtar beni. Ebe oğlum arıyor. Covid oldum. Allah'ım ne olur ölmeyeyim. Daha çok gencim. Arkadaşlar 15 dakika sonra görüşürüz. Ben gelmem. Covid oldum. Söyde ablam aradım açmadı. Şimdi Kübra ablam arayacağız. İnşallah Kübra ablam açar. Kesin işte şu anda ama. Hadi bir açsın. 2 saniye açsın. Kübra abla. Ha, tamam bacım. Abla hamileyim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. 10 aylıkmış. Kıyamam ediyorum. Karantinaya mı girdin? Yo. Ne oldu? Hamileyim. Gibi. Niye tepki vermedin? Annemler mi söyledi? Bir tane. Ne ara duydun? Daha 2 saniye önce annemlerle konuştum. Duymadım. Direkt testi gördüm. Manyak mısın? Aa falan yapsaydın bari. Neyse. Yapsaydım zaten verdim yine. Yok yeni yaptım. İlk defa Covid oldum. Çok heyecanlıyım. Görmüş olduğunuz gibi iki çizgi arkadaşlar. Kameram şu an çok kötü çekiyor. Bakın iki çizgi. Hamileyim. Menajere sabah dedim ben iki gün daha gelmeyeyim demiştim. Adam demişti işte hastalık durumuna göre bakalım belki daha uzun süre gelmezsin falan demişti. Artık herhalde bir hafta falan gitmemişe. Öyle yani. Çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Ben biraz yatayım dinleneyim. Biraz kendime iyi gelirsem, kendime gelirsem Covid günlüklerimize devam ederiz. Ama iki saattir ablamlara da aynı şey diyorum. Covid başladığından beri ilk defa Covid oldum. Bence bu gerçekten çok büyük bir başarı. Bu şekilde. Sizi seviyorum. İnşallah birazdan görüşmek üzere. Bye bye. Herkese selamlar arkadaşlar. Sizle beraber testi yaptığımızın üzerinden böyle birkaç saat geçti. Şu an saat işte 2 falan neyse. Şimdi size birazcık böyle Covid dairelerimden devam edelim dedim. Ballı süt yaptım. Kaç bardak süt içtim bilmiyorum. Muhtemelen çocukluğumda içtiğimden daha çok süt içtim şu son birkaç gündür. Kocaman böyle bir bal kavanozum vardı. Gerçekten bitmek üzere. Kulaklarım tıkalı. Bu çok ilginç bir şey. Öyle. Şimdi siz arkadaşlar Covid'seniz diye tavsiyeler vereceğim. Neler yapın diye. Yatın arkadaşlar. Allah'ınıza yatın sadece. Ondan sonra bol sıvı tüketin falan. İşte bunlar herkesin dediği şeyler. Ben biraz neler yaptığımdan bahsedeyim size. Aslında ben ilk başta nasıl hasta olduğumu anlatayım Allah aşkına. Arkadaşlar ben geçtiğimiz hafta böyle bir 5 gün falan sanki üst üste çalıştım tamam mı? Böyle çok az geliyor kulağa ama ben çok yoruldum. Çünkü ben sabah çalıştığım için, işe sabah gittiğim için işte 4.30 gibi falan kalkıyorum böyle 4-5 gibi kalkıyorum. İşe gidiyorum işte 6'da başlıyorum. Ondan sonra böyle 6 saat çalışıp eve geliyorum saat 12.30-1 gibi. Ondan sonra eve gelince hani çok erken kalktığım için bir de yorulduğum için falan çok böyle değişik bir yorgunluk oluyor üstümde. Ve uyumayı da çok sevmiyorum gün ortasında. O yüzden böyle ölü ölü genelde biraz takılıyorum etrafta veya işte biraz yatıp dinleniyorum
falan. Eğer uyursam da öğleden sonra uyuyorum artık. Sonra kalkıyorum, işte dışarı çıksam çıkamıyorum çünkü yorulmamam lazım. Ertesi gün bir daha erken kalkacağım falan diye böyle. Çok saçma böyle bir çalışma düzenim vardı benim son böyle bayağıdır. Ama artık böyle son birkaç haftadır ben iyice böyle bir üstüne bir yorgunluk var falan. Özellikle son böyle bir haftadır. Öyle bir bel ağrım vardı ki hani bunu size anlatamam bile. Ondan sonra işte yatıyorum, uyuyamıyorum. Uyusam dinlenemiyorum. Bir dakika. Falan böyle çok çok yorgundum kısacası. Ve ben bunu hani şey olarak düşündüm haliyle. Hani çok uzun süredir işte böyle bir düzende çalıştığım için artık vücudum hani pes etmeye başladı gibi düşünüyordum. Çünkü çok yoruluyordum. Neyse. İşte zaten haftada böyle 1-2 gün boş günüm oluyor. Onlarda da işte bir gününde bütün işte temizlik, işte çamaşır bulaşık işlerini halletmeye çalışıp diğer günde gezmeye falan çalışıyorum. Böyle çok kendime ayırabildiğim vaktim olmuyordu. Neyse arkadaşlar, son işte çarşamba günüydü, salı günüydü, şöyle bir şey oldu. Ben salı sabahtan çalıştım 4 saat falan, hiç kötü değil. Sonra işte arkadaşım gelecekti bana yemek yemeye. O yüzden ben işten eve geldim, daha böyle oturmadan hemen işte girdim mutfağa, işte bir şeyler hazırladım, kısır falan yaptım. Sonra işte kahvaltı yapacaktık diye kahvaltılıkları falan hazırladım. Sonra işte biraz etrafı toparladım, arkadaşım geldi. Arkadaşımla böyle 1-2 saat oturduk. Sonra o gider gitmez başka bir arkadaşımla buluşacaktım. O dedi işte senin evin oradayız, gel buluşalım. Sonra işte diğer arkadaşım gitti. Ben 5 dakika evde durmadan hemen tekrar diğer arkadaşımla buluştum. Oraya çıktım. Sonra onunla işte gittik böyle parkta oturduk, kahve falan içtik, geldik derken ben eve girdim arkadaşlar. 10 dakika falan oturdum. Bir yorgunluk çöktü üstüme. Böyle bir ağrılarım başladı. Bir şeyler oldu. Ne olduğunu gerçekten ben de anlamadım. Hani bildiğin göz açıp kapayıncaya kadar bir şeydi böyle. Benim vücudum bildiğin iflas etti birden. Bütün hani vücudumda daha önce hissetmediğim eklemleri, kemikleri falan hissetmeye başladım. Her yerim ayrı zonkluyordu, her yerim ayrı ağrıyordu. Zaten baş ağrım var, boğazım hani birazcık ağrıyordu falan. Ki o günün sabahında da benim zaten boğaz ağrım vardı. Ama hani sabah böyle işte erken kalkınca bir de pencereler falan açık ya, hava biraz soğuk oluyor. O yüzden de diye düşünüyorum, hani çok üstüne takılmamıştım. Ama öyle işte salı günü o zaman işte akşama doğru ben iyice hasta oldum. Sonra yattım böyle saat 8 gibi falan. Sonra bir ara uyandım 10.30-11 gibi, ablamı aradım. Çünkü biz normalde çarşamba günü çok güzel bir sahile gidecektik. Ve biz bu sahilin planını birkaç haftadır yapıyorduk artık, işte çarşamba gidelim diye çok heyecanlıydım. Ablama dedim, abla ben ölüyorum, hani sahile falan gidebileceğimizi zannetmiyorum yarın. O gün arkadaşlar benim çok yüksek ateşim vardı. Akşam berbat bir gece yaşadım. Kabus üstüne kabus. Uyanıyorum hıçkıra hıçkıra ağlayarak buluyorum kendimi. Uyuyorum. Bir daha uyanıyorum. Vakit geçmemiş falan, berbattı. Sonra sabah kalkınca da çok hastaydım çarşamba günü. Ablam işte bana böyle ilaç milaç bir şeyler getirdi perşembe. İşte çarşamba günü işte ben evde geçirdim. Perşembe günü dün işte ablam bana artık ilaç getirdi, bir şeyler getirdi falan marketten. Onları işte kapıdan verip böyle uzaktan, o uzakta duruyor, ben uzakta duruyorum, öyle konuşuyor. Sen ne olur ne olmaz hasta olmasın diye. Çünkü gripsen bile hani hasta olmasın. Öyleydi. Annemler artık zaten şüphelenmeye başlamışlardı belki Covid'sinde diye. Çünkü hiçbir şekilde azalmıyordu hastalığım. Daha böyle her geçen gün artıyordu. Ondan sonra işte bugün de ben artık dedim hani bir Covid testi alayım. İşte hani evde yapayım ki hani en azından bileyim. Çünkü sürekli internetten bakıyorum işte hani soğuk algınlığına neye gelir falan diye bakıyorum. Sonra Covid'e neye gelir diye bakıyorum. Ama hani tam neyim olduğunu bilmiyorum. O yüzden neyse bir de dedim hani bileyim, hani en azından içimde aklımda kalmasın. Ablamda da Allah'tan test varmış ekstra. Sabah bana onu getirdi. İşte testi yaptım zaten, hep beraber gördük. Ondan sonra o şekilde böyle bir şey yaşadım. Bu sabah da çok kötü uyandım. Boğazım falan bayağı şişti yine. Öyle şu anda 2,5 gündür evden çıkmadım. İşte akşama doğru da tam 3 gün olmuş olacak. Kafayı yiyorum arkadaşlar. 2-3 gündür evde durduğum zaman hani evin ihtiyacı olan şeyleri çok güzel fark ettim. Mesela kaşığa ihtiyacım var. Çünkü sürekli çorba falan içince kaşıklarım çok hızlı bittiğini fark ettim. Çatal mesela sürekli oluyor ama kaşık yok. Şu anda mesela böyle bir tane ölçü kaşığıyla sütümü karıştırıp içiyorum. O yüzden mesela kaşık almam lazım. Onu çok güzel fark ettim.
Ondan sonra kendime şeyin de sözünü verdim. Ben mesela bazen işte üşendiğim için, yorgun olduğum için işte yemek yapmıyorum veya böyle hani vitamin değeri çok olmayan boş şeyler yiyorum. Mesela işte simsin arasında krem peyniri sürüyorum veya ne bileyim konserve domatesle işte domatesli makarna yapıyorum falan. Hani bunlar tabii ki hani karnımı doyuruyor doymasın ama sadece karbonhidrat ve hani çok vitamin değeri olan şeyler değil. Veya ne bileyim sürekli her şeyi ketçapla yiyorum falan. O zaman kendime söz verdim. İnşallah bu Covid'i atlatınca elimden geldiği kadar hani evde daha böyle doğru düzgün sağlıklı yemekler pişirmeye çalışacağım. Çünkü gerçekten sağlık şakaya alınacak bir şey değilmiş. Normalde hani bu haftanın benim çok dolu geçmesi gerekiyordu. Çünkü işte çarşamba işte salı arkadaşlarımla buluştum. Çarşamba sahile gidecektim. Perşembe işte lazere gidecektim. Cuma arkadaşımla buluşacaktım. Cumartesi arkadaşımla buluşacaktım falan. Çok heyecanlıydım. Hepsi iptal oldu ne yazık ki. Ve bir defa daha anladım yani gerçekten sağlığın ne büyük bir nimet olduğunu. Allah'tan evde hani marketim falan vardı. Öncesinde ablamla market yapmıştık. O yüzden hani böyle alınacak bir şeyim çok şükür yok. Ama kendime böyle güzel bir ders oldu bu da. Daha sağlıklı beslenip daha böyle kendimi korumam konusunda. Muhtemelen tekrar maske takmaya başlayacağım diye düşünüyorum. İş yerinde falan özellikle. O şekilde. Hayırlısı olsun bakalım. Ben şimdi sütümü içeceğim. Depresyondayım. Unutuldum. Aldatıldım. Sevgilimden ayrıldım. Çok yalnızım. Çok yalnızım arkadaşlar. Hiç evden çıkmayışımın 3. gününün sonuna gelmeye başlamak üzere olmuş bulunmaktayız. Hayat çok sıkıcı, bunu fark ettim. Ben Fi'yi izliyordum. Fi'nin 1. sezonunu bitirdim. Ama Verakin Korsan Siteler'de 2. sezonu daha yokmuş henüz ne yazık ki. Puhu TV'ye kaydoldum falan, artık orada da yokmuş niyeyse. Vallahi öyle. Diziyi de izleyemiyorum yani. Çok da heyecanlı bir yerinde kaldıydı. Öyle yani. Ah, başım ağrı girdi bir saniye. Çok saçma arkadaşlar. Covid testimi bunun içine koydum. Bu işte bunun üstüne benim pozitif Covid-19 şeyim var. Sal burun şeyim var. Mukusu var. Artık vallahi canım sıkan olur. İş yerinde beni böyle sinir eden olur. Bardağına sürüveririm vallahi. Bunu herkesi Covid yaparım. Elimde artık çok güçlü bir silahım var. Hiç kimse canımı sıkmasın vallahi. Sürerim bir yerlerinize. Hepinizi Covid yaparım. Ama şaka maka bir yana bunu ileride çoluma çocuğuma göstereyim. Saklıyorum onu da. Bugün de size birazcık neler yaptığımı anlatayım arkadaşlar. Bütün gün malumuz çok böyle actionlı, çok atraksiyonlu bir gün geçirdiğim için. Bütün gün arkadaşlar tam olarak şurada görmüş olduğunuz noktada yatıyordum. Bir ara kalktım, duş falan aldım. Ondan sonracığıma evi temizledim. Dedim hani ne bileyim, virüsü sanki böyle silince gidecekmiş gibi düşündüm. Belki gider, bilmiyorum. Ondan her yeri, gerçi her yeri değil, bir yattığım alanla bir de banyoyu temizledim. Mutfağa adım atamıyorum. Mutfağın her yeri çok dağınık. Bir sürü bulaşık var. Makineye koymam lazım da hiç enerjim yok onunla uğraşacak. Ben de ne yaptım biliyorsunuz mu? Kaç gündür canım böyle kurabiye çekiyordu. Ben de dün gittim kurabiye yaptım. Çünkü hani ben iyileşeceğim ya. İşte bugün de iyileşirim gibi düşünüyordum. İşte ben de iyileşecektim. İşte iş yerine gidecektim. Arkadaşlarıma falan kurabiye verecektim. Ablama falan kurabiye verecektim. Şimdi bir tepsi kurabiye var evimde. Ama Covid'li kurabiye olduğu için tek başıma yemem lazım. Öyle. Birazcık böyle dalga dalga geliyor arkadaşlar. Böyle yatmaktan sıkılıyorum, kalkıyorum. 2 dakika enerjim oluyor falan. Sonra bir daha yoruluyorum. Öyle yani, hayat çok zor. Bir şey diyecektim size, bak unuttum şimdi. Ne diyecektim ki acaba? Ay, bugün de vakit bir geçmek bilmedi. 2 gündür gayet güzel hızlı hızlı geçiyordu da bugün bir yavaş böyle. Allah, yanıyorum. Depresyondayım. Covid oldum. Aldatıldım. Karantinadayım. Çok yalnızım. Çok yalnızım. Ah ya Rabbim. Günaydın arkadaşlar. Bugün uyandım. Bir umut diyordum, kesin artık bugün iyileşmeye başlarım diye, ama yok. Hala hastayım. Size bir şey anlatacaktım, unuttum. Ha, şimdi arkadaşlar, Covid olmanın hayırlarından ve şerlerinden bahsedeceğim size. Benim için en büyük hayrı 3
Bugün dördüncü gün herhalde işe gitmiyor olmam. Ve şimdi şöyle bir şey var. İş yerinde sürekli ellerimi yıkadığım için falan. Bir de benim tırnaklarım çok ince. O yüzden benim tırnaklarım hep böyle kökünden kökünden kırılıyor. Böyle soyuluyor falan. Şimdi o yüzden biraz tırnaklarım uzamaya başladı tekrardan. Çünkü malumunuz işe gitmiyorum. Tabii ki elimi yıkıyorum. Pis değilim. Ama böyle iş yerinde 50 defa yıkıyorsam evde 20 defa yıkıyorum. Anladın mı? O yüzden o kadar şey olmadı tırnaklarım. O güzel bir hayır oldu. Bir saniye. Arkadaşlar... 3,5-4 gündür ilk defa kahve içiyorum. Böyle minik bir kahve detoksu yapmış oldum. Bu da güzel oldu çünkü malum Starbucks'a çalışıyorum. Günde 10 bardak kahve içiyorum. Kalbime yazık. O yüzden şimdi kahve içtim. Bu da güzel bir hayır oldu. Bir şey daha vardı. Ne diyecektim? Ha. Ben böyle son zamanlarda her gün işe gidiyorum, yoruluyorum falan diye söyleniyordum. O yüzden şey işte ne diyecektim? Şimdi şerlerinden bahsedelim. Şerlerinden bir tanesi sıkıldım. Bunaldım. Boğazım o kadar şişti iki tarafı birbirine değiyor. Gerçekten bıktım. Hani bu ev artık hapis gibi hissettirmeye başladı. Dört duvar diyeceğim ama evimin şekli o kadar değişik ki böyle 10 tane duvar falan var herhalde. Hepsi üstüme üstüme geliyor, böyle bir değişik oldu. Ondan sonra cuma arkadaşlar. Allah. Ben ilacımı içtim mi bu sabah ya? Hatırlıyor musunuz? Ana, unuttum ilacı aldım almadım bu sabah. Öyle işte vitamin C tableti içelim az daha. Ömrümde içmediğim kadar vitamin içtim kaç gündür. Öyle işte. Dün temizlik yaptım öyle bir süre. Dedim Covid'ler gitsin diye bir sürü temizlik yaptım evde. Ama gitmemiş demek ki, hala var. Boğazım acıyor. Bakın bende ne var. Ben bunu çok severim. Çok lezzetli. Artık çok tat alamadığım için yemiyorum şu anda. Çünkü hani tatsız tuzsuz plastik gibi gitmesin, gerek yok. İyileşince inşallah yerim. Arkadaşlar şu anda yemek yiyorum. Burada gördüğünüz gibi pizza yiyordum. Ve an itibariyle tat alma yetimi kaybettiğimi fark ettim. Zaten kokuda böyle biraz sıkıntı olduğunu geçen gün fark etmiştim. İşte kiwi'yi koklayamadığım zaman zaten o gün test almaya karar vermiştim. Bugün testin ertesi günü ve tat alma yetimi de kaybettim. Çok güzel. Böyle normal hani... Normal bir tat alamama gibi değil, her şey yanık geliyor. Böyle mesela bak, elma suyu çok severim. Sürekli içerim değil mi? Bak şimdi. Döktüm, çok iyi. Nasıl biliyor musun? Ağzıma soğukluğu geliyor ama tadı yok. Hani içtiğim ağzıma bir sıvı geldiğini fark ediyorum veya soğuk olduğunu. Ama tadı yok. Veya aynı şekilde mesela pizza yiyorum. Hani ağzıma bir şeylerin girdiğini fark ediyorum haliyle. Ama böyle tat yok yani. Çok ilginç. Mesela ilk başta dilime koyunca azıcık bir tat geliyor, sonra kayboluyor birden. Gerçekten çok garip. Vallahi inşallah iyileşirim. Bilmiyorum. Hazır tat alamıyorken sağlıklı yemekler yemeye çalışacağım. Ne bileyim, patlıcan matlıcan bir şeyler. Onları gömeyim bari de sağlığım yerine gelsin. Bilmiyorum. Ayrıca arkadaşlar bugünün erken saatlerinde kalktım. Instagram'a Reels çektim. Çünkü artık 3-4 gündür evde hiçbir şey yapmadan yatınca kafayı yemeye başladım. O yüzden ben de dedim bari bir şey yapmış olayım. Yani kalktım, o yüzden Reels çektim Instagram'a. Güzel oldu. Onu editledim, attım. Şimdi her yer dağıldı. Yemek yedikten sonra halim olursa bir oraları toplamayı düşünüyorum. Sonra kitap falan okumaya çalışacağım bugün, bakalım. Öyle. Cheers. Tatsız pizzamla. Çok ilginç. Günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden pazar günü sanırım. Bugün daha iyi uyandım. Hala
Sesim hala değişik duyuyorum ben. Ama siz nasıl duyuyorsunuz bilmiyorum çünkü kulaklarım tıkalı. Ama boğazım çok şiş değil. O çok güzel bir şey. Şükürler olsun Rabbime. Çünkü kaç gündür uyandığımda boğazım o kadar şiş oluyor ki konuşmayı bırak ağzımı açamıyorum. O yüzden hemen böyle sıcak bir şeyler işte içiyorum, ilaç falan alıyorum. Sonra anca ağzımı açabiliyorum. Allah'tan bugün hani hala şiş ama çok değil. Bu çok güzel bir şey. Ondan sonra cuma rahat uyudum elhamdülillah. O da güzel oldu. Böyle uyanıp durmadım, ateşlenmedim akşam. Şu anda da ateşim olduğunu sanmıyorum. Hani biraz titriyorum. Evet, belki de ateşliyimdir bilmiyorum. Biraz titriyorum çünkü ve hava hiç titrenecek bir hava değil. Arkadaşlar kaç gündür dışarı çıkmadığım için vallahi suratım, elim, ağzım, yüzüm beyazlaşmış. Onu fark ettim. Benim çünkü buramda her klasik kapalı olan amele yanığı var. Boneyle işte bu yüzümün burası kara, burası beyaz oluyor. Buradaki bone izi falan oluyor. Arkadaşlar bone izim falan gitmiş yani. Çok şaşırdım gerçekten. Beyazlaştım. Ondan sonra cuma kaç gündür makyaj yapmadığım için yüzümde böyle bir nefes aldı falan, güzel oldu. Ondan sonra evimdeki erzaklarımı bitirmeye başladım. Bu büyük bir şey. Meyvelerim falan bitmeye başladı. Bu da güzel. Hani çürümeden çoğu şeyi bitirmiş oldum. Çünkü genelde işte dışarıda olduğum için evdeki şeyler bozuluyor falan. Bu da güzel oldu. Başka ne diyecektim? Allah belim ağrıyor. Herhalde şimdi bu kadar arkadaşlar. Bir şeyler daha diyecektim de olur. Merhaba arkadaşlar. Bugün COVID'li oluşumun 6. günündeyiz ama böyle hasta oluşumun işte toplamda 5 gün gibi bir şey oldu. Salı öğleden sonra hasta oldum. Bugün de pazar öğleden sonrası işte 5 gün gibi bir şey oluyor. Çok daha iyiyim. Umarım sesimden fark edebiliyorsunuzdur. Bayağı toparladım elhamdülillah. Bu sabah uyandığım zaman boğazım hani çok şiş değildi. Bu çok büyük bir şey çünkü her sabah uyandığım zaman böyle konuşamıyordum bile. Bugün çok daha iyiyim çok şükür. Şu anda bu izlediğiniz videoyu editliyorum ve vlogu burada bitirmeye karar verdim. Çünkü elhamdülillah hani büyük oranda toparladım. Ve zaten hani çekip de bir şey gösterdiğim yok. Ama elimden geldiği kadar size işte COVID maceramı paylaştım. Umarım bir daha böyle bir video gelmez. Umarım bir daha hasta olmam. Çünkü bir daha hasta olursam gerçekten kendimi asacağım, keseceğim. 5 gündür falan evdeyim. Kafayı yiyeceğim arkadaşlar. Hani elhamdülillah rahat bir evim var. İşte kivi var falan böyle hani önceki gibi fareli evde falan olsam çok daha zor olurdu. Ama çok şükür hani her şey iyiydi. Sadece sıkıldım. O kadar asosyalleştim ki son birkaç gündür hani 2-3 gün sonra tekrar işe dönünce falan nasıl konuşacağım, nasıl böyle hayatıma devam edeceğim bilmiyorum. Gerçekten zordu. Şu ana kadar hani bu hastalığı geçirmiş olan, yakına hasta olan bir sürü insan var. Hepinize gerçekten hani Allah'tan şifa diliyorum. Umarım bir an önce bu virüs süreci biter. Şimdi bir de monkeypox başladı gerçi. Vallahi bilmiyorum, sonumuz hayır olsun inşallah. Ne bileyim, kıyamet kopacaksa kopsun, kopmayacaksa Rabbim yardım etsin bilmiyorum, sürünüyoruz sadece. Öyle şaka maka bir yana, gerçekten şu ana kadar geçirdiğim en zorlu hastalıktı. Rabbim daha beterinden korusun. Ama güzel bir ders oldu bana da. Ya gerçi güzel ders oldu deyip de böyle kalkıp da ne bileyim geziyordum tozuyordum dışarıda falan ama böyle ne bileyim işte çok kaşınmadım yani, hasta olayım diye çok uğraşmamıştım. Ama yani bayağıdır maske falan takmıyordum. 2-3 aydır burada çünkü artık kaldırdılar maske yasağını. Daha kolay diye falan takmıyordum ben de maske. Ne bileyim artık takacağım falan herhalde maskeyi. Bilmiyorum ki yani. Gerçi çok böyle korunmaya çalışsan da bir şekilde hasta oluyorsun. Vallahi bilmiyorum işte, dediğim gibi solumuz hayır olsun arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Benim hastalık maceramda yanında olduğunuz için size çok teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kocamı öpüyorum. Allah'a emanet. Bye bye.